Bakın 28 Kasım 2019'da Demirel'in borcu bir çırpıda bitmiş diye bir yazım var. Bak şimdi bu. Ve onu burada da size anlatmışım. Eğit be. O zaman daha mı zayıfım? Yok. Daha mı zayıfım? Yok be. 2019'da aynı be. Bak 2019'daki yayında bu şeyi demir borcu ve bütün bu Sedat Peker'in de anlattığını ben anlatmış yazdım. Hani size söylemiştim zaten ama. <laughs> yani bunlar şunu demek istiyorum. Diyor ya ee, Tayyip Erdoğan şimdi oraya da geleceğim. Efendim yani arkasına sığındılar. Bir mafyanın arkasına filan. Abi bak mafyanın arkası falan değil. Bunlar hep zamanında hepsi söylendi. Şu anda Sedat Peker cila yapıyor. Bir de bizim belki de söyleyemeyeceğimiz, yani hukuken söyleyemeyeceğimiz, zaten çekindikten değil. Çünkü bam diye söylediğin zaman, elif de bam diye dava açıyor. Yüzde yüz haklısın, her söylediğin doğru ama o söylediğini o sırada koyamadığın için önüne e biz de tabii söylemiyoruz. Ha bu bir sorumluluk tabii. Hani aa söyleyemiyoruz vah vah anlamında söylemiyorum. Ama ben bir adama böyle yaptın mesela ben hakime desem ki arkadaş sen şu arabaya biniyorsun nereden buldun bu parayı desem anında şey oluyor. Şimdi bir Sedat Peker söyledi. O da ona cevaplar veriyor. Biz de rahat yazıyoruz. Şimdi geleceğim o benim sayfada var zaten. Göreceksiniz. Hakimin yaptığı o büyük hata. Şimdi kendi kendine konuyu konuşturuyor. Şimdi ben de burada bir dolu laf söyleyeceğim. Anca böyle olursa olabiliyor. Ama diyorum bak iki sene öncesinden haber vermişiz zaten. Bak böyle beken böyle olmuş. Ondan önce daha şey var. Ha 8 Eylül 2019'da ben zaten şeyi yazmışım. Kemer Country'de bir oyun oynanıyor. Demirören golf alanına inşaat yapmaya çalışıyor. Böylelikle işte Hürriyet'in Kanal D'nin borcunu kapatacak falan diye. Bu ikinci yazı. Yani orada oyunu yazmışım. Fakat ondan sonra Demirören'in bunu Ziraat Bankası'na devrettiği ortaya çıkmış. Şimdi bakın bunlar konuşuldu. O zaman da sorduk. Arkadaş bu 750 milyon dolar bak size yazıdan okuyayım. İki sene önceki yazı. Demirören grubu uzun yıllar beyaz eşya ve enerji sektöründe etkin kuruluşlardan biriydi. Baba Erdoğan Demirören 2012 yılında dönemin başbakanı Erdoğan'ın ricasıyla Aydın Doğan'ın medya bünyesindeki milliyet ve vatan gazetelerini satın aldı. 2018 yılında ise bu kez Erdoğan'ın ricasıyla değil, talimatı doğrultusunda Doğan Medya Grubu'nun tamamı Demirören'e geçti. Yapılan açıklamaya göre Demirören Grubu Doğan Medya Grubu için 1 milyar 100 milyon dolar ödemişti. Demirören bu paranın 750 milyon dolarlık bölümünü Ziraat Bankası'ndan kredi olarak almıştı. Burada dikkat çeken nokta şuydu. Ziraat Bankası Demirören'e para bulabilmek için uluslararası piyasadan sendikasyon kredisi kullanmıştı. Değil mi? Bak bunları yazmışız yani. Burada da anlattım. Sonuçta Demirören Grubu Ziraat Bankası'na 750 milyon dolar borçlanırken yurt dışına ise Ziraat Bankası borçlanmış oldu. Yani bir anlamda Demirören'in kullandığı para devlet garantisi altına alındı. Ancak daha önce hayli karlı olan Doğan Grubu'ndaki medya organları yeni sahiplerine pek yaramadı. Medyanın açık bir biçimde yandaş yalaka kesime geçmesi okur ve izleyici nezdinde olumsuz etki yaptı satışlar ve reklam gelirleri düştü. Grubun karlılığı da ortadan kalktı. Şu anda da devam ediyor bu. Sermaye piyasalarında dolaşan dedikodulara göre Demirören grubu Ziraat Bankası'na olan borcunun taksitlerini ödeyemez hale geldi. Demirören grubu nakit para bulabilmek için elindeki bazı gayrimenkulleri elden çıkarmaya karar verdi. Bu köşede 8 Eylül 2019'da yazdığım bir yazıda Demirören'in sahibi olduğu Kemer Country'de tüm paydaşların ortak olduğu yeşil alan ve golf sahalarına konut yapmak istediğini, ancak sitedeki villa sahiplerinin davalar açarak bunu durdurmaya çalıştıklarını anlatmıştım. Yazımda Demirören'e bu aklı Ziraat Bankası vermiş. Bu araziler ev yapılması halinde elde edilecek gelirle borcun, borcun kapatabileceği söylenmiş demiştim. Bak sonra ne olmuş işte buraya geliyor. Aradan iki ay bile geçmedim. Çok başka bir gelişme yaşandı Kemer Country'de. Demirören grubu paydaşları 23 Ekim'de Demirören grubu paydaşları 23 Ekim'de imara açılması için mahkemelik olunan arazilerin satışına onay verilmesi için olağanüstü toplantıya çağırmış. Toplantı yapılmış ve çoğunluğu elinde tutan Demirören'in isteği doğrultusunda satış kararı alınmış. İşe bakın ki aynı gün satış da gerçekleşmiş. Peki alıcı kim? Ziraat Bankası. Araziler için toplanan para yaklaşık 750 milyon dolar tutuyor. Yani neredeyse Demirel grubunun, Demirören grubunun Ziraat Bankası'na aldığı krediye eş değerde, eş değerde bir satış gerçekleşmiş. Bu sayede Demirören grubu hem Ziraat Bankası'nın olan borcundan hem de Kemer Country'deki imara açılması planlanan arazilerden kurtuluyor. Kemer Country'nin sakin Kemer Country sakinlerinden bazılarıyla konuştum. Umutsuz bir durum doğdu dediler. Çünkü Demirören grubunun gücü yeşil alanlara ve golf sahalarına villa yapmaya yetmeyebilir ama arkasında varlık fonu arkasına varlık fonu ve başkanını alan Ziraat Bankası bunu başarabilir. Nitekim dedikodulara göre Ziraat Bankası 20 çekimde gerçekleşen bu alımdan sonra saraya çok yakın olan bir müteahhit ile yapılacak villaların projesiyle üzerine anlaşmış bile. Şimdi o günden bu yana 7 tane dava açılmış durdurma kaldırma durdurma kaldırma Tam böyle bitiriyoruz. Artık Tayyip Erdoğan da diyor ki lan yapacaksınız işte oraya. Başlatmayın şimdi Kemer Kemerkant'ıya. Dediği sırada Peker bunu yeniden patlattı. Şimdi diyeceğim şu. Yani bu ülkede, bu ülkede aslında bütün bu yapılan haksızlıklar, hukuksuzluklar, usulsüzlükler, hırsızlıklar, yolsuzluklar veya da bunların hayata geçirilmesi için yapılan çabalar bir şekilde yazılıyor, çiziliyor. Ama bu iktidarın yarattığı iklim, olağanüstü bir kibir ve şımarıklık, güç sarhoşluğu sonucu bundan hiçbiri cevaplanmıyor, karşılıksız bırakılıyor ve kendiliğine oluşmaya başlıyor. Mani olamıyorsunuz. ne yapacaksın? Çünkü neden? Bir devlette olması gereken, demokratik bir hukuk devletinde olması gereken, demokrasilerde olması gereken bütün kurum ve kuruluşlar tek kişide toplandı tek kişide toplanmanın da ötesinde bütün denetim mekanizmaları ortadan kaldırıldı. Bugün itibariyle sarayda oturan şahsımın talepleri, talimatları, arzuları dışında hiçbir konuda hiçbir adım atılamaz. Savaş dahil. Bak. Savaş dahil diyorum. Bir kişi karar veriyor. Herkes bunu kabullendi devletin bütün birimleri. Ordusu, polisi, yargısı Diğer bürokrasisi bunu kabullendi. Parlamento yok hükmünde, siyaset yok hükmünde. E işte o zaman aç dediği zaman da hiçbir şey olmuyor. Ama bu böyle gitmeyecek. Bakın bu açıdan bakınca Sedat Peker'in yaptığı çok büyük bir iştir. Hiç kimse komplekse girmesin kardeşim. Bırak. Çok büyük bir iş yaptı. Neden? Şimdi dün biri bana Diyor ki öyle söylüyorsun de Sedat Peker'in diyor çıkarına dokunmasaydı bunları yapar mıydı? Ha yapmazdı. Evet. Yapmazdı. Şimdi söyle mi zannediyorsunuz yani? Kafa. Hani bunlar yok da Sedat Peker'in canı yandı. Bunları uyduruyor, uyduruyor, salıyor. Hayır. E tabii ki canı yanmadığı zaman. Bütün şeyler öyle çıkmıyor mu ortaya kardeşim? Bütün yolsuzluklar, hırsızlıklar, uğursuzluklar, siyasi çalkantılar, şeyler, skandallar. Birinin vefasızlık yapılıyor. Birinin canı yakılıyor. Birinin menfa... E, böyle ama normal, gayet normal benim yani şu, yani bunlar yapılırken söylememişsem, diyelim ki ben bir şey ifşaatta bulunuyorum. Bir şeye bozuldum, ifşaatta bulunuyorum. Bana da diyorsun ki abi sen din bunlarla beraber. Evet diyorum, beraberdim ama bunlar ahlaksız. Şimdi bana diyor ki, niye o zaman söylemedin? Şimdi bak, o ne biliyor musunuz? Konuyu bu tarafa getirmek. Arkadaş bırak o gün niye söylenmediğini. O sonradan benim itibarımla ilgili bir olay. Her şey olur biter ondan sonra dönersin dersin ki arkadaş yani sen de pek sağlam ayakkabı değilsin. Bak bunlarla beraber olmuş etmiş. O zaman hesaplaş. Ama konuyu bir anda bu tarafa koyuyorsun. Diyorsun ki arkadaş senin canın yanmasa bunları söyleyecek misin? He söylemeyeceğim. Ya sen söylenene bak kardeşim. Bırak neden söylendi. Onun için ısrarla söylüyorum. Tekrarlıyorum da. Sıkıyorum belki ama. Çünkü bunun beyinlere girmesi lazım. Aksi herkes paralize oluyor. Bak hala Herkes lafı şey, organize suç örgütü lideri peker, mafya lideri peker. Ya bırak abi diyorum bırak. Onu şulana bak. Şu anda Türkiye'nin gündemini alt üst etti adam. Tayyip Erdoğan'ın kimyası bozuldu. Bak geldi. Bugün bütün şey gazeteler, saray medyası hepsi aynı başlık. Suç örgütlerine bel bağlandı. Bir aydır bunu söylüyorum ben. Bunu diyorlar diye. Bugün nihayet dayanamadı Tayyip Erdoğan. Cevap mevap değil bu. Cevap verememenin sonu. Velev ki suç örgütlerinden medet umuyorum. Muhalefete söylüyorum. Velev ki, çıkıntı öyle söyleyeyim. Evet arkadaş, biz bir mafya liderinin söylediklerini ciddiye alıyoruz. Komplekse kapılma, söyle. Soracağınız tek şey var. Anlatılanlar yalan mı, doğru mu? Bakın, onunla ilgili tek kelime yok. Dün çıkarmışlar işte o şeyi, neydi o görgüsüz gazeteci, vır 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 vır. Ben işte yaparken işte Süleyman çünkü belli Süleyman söylüyor oturmuş kafası. Ulan ne yaptın bizim başımıza iş açtın. Efendim Süleyman Soylu şöyledir de böyledir de bilmem ne. Arada bir de Peker'e geçirme falan. Geç boş ver. Cevap arkadaş. Net diyeceksin ki söylenen yalan. Biz bu adama bir kuruş para vermeden tonlarca kahvesini aldık dağıtmadık. Almadık ve dağıtmadık mesela. Sezgin Baran Korkmaz neyse onun otelinde hakimler, savcılar, gazeteciler, siyasetçiler ya da bizim iş yapmak istediğimiz ne kadar daha düşük gelirli, düşük e, seviyede insan varsa onları aldık orada popohlamadık diyorum diyebiliyor musun? Kutlu Adalı'yı efendim devletin bir takım şeyleriyle bir cinayete kurban gitmemiştir diyebiliyor musun? Marina'ya çökülmemiştir diyebiliyor musun? Demirören'e 750 milyon dolar kredi böyle şekillerde verilmemiştir diyebiliyor musun? Onları söyle kardeşim. Gerisi yok onun arka. E ee onun arka tamam onun arkasına sığınıyorum. Hadi tamam o bitti. Kabul. Bak bunu bugün çıksın ki dün Kemal Bey birazını yaptı. Tabii o kadar ayıp olur diyorsunuz ben daha egzajere ederek ama çıksın bugünkü. Evet arkadaş bir mafya liderinin arkasına sığınıyorum. Kabul hadi anlat. Bak cevap yok. Ne var? benim Başkan Erdoğan milletten umudunu kesenler ya o sen milletten umudunu kesenler Lan milletin kendisi o be. Ne umudu kesmek? Milletin kendisi. Yani sen bugün koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'ne, İyi Parti'ye, Saadet Partisi'ne, Demokrat Parti'ye, HDP'ye millet demeyeceksin. Bir tek bu AKP'ye bel bağlamış olan daha doğrusu onların biat etmiş krem tabakasına, müsilaj bölümüne millet diyeceksin. Olur öyle şey ya? milletten umudunu kesen tam tersi milletten esas millet sizden umudunu kesti daha farkında değilsiniz ama <laughs>